Ele gelmiyor. Sonra ele gelmiyor. Basar ya. Baştan. Şu anda. Zini yedindeyiz. Posta yolundayız. Arkadaşlarla Serdar Hoca, Fatih Sudan ve Ali Hoca, Ali Aydemir. Karşımızda dik Munzur dağları. Geçit vermiyor, evet. Evet, şu anda çok soğuk, hava buz gibi. Arkadaş çok titredi. Geldiğimiz yolda posta yolu. Evet, şu an Zini Gedi'yi katliamının yapıldığı yerdeyiz. Karşımızda taşlardan yapılan mezar. Önümüzdeki yer Zini Gedi, karşı taraf direkt Mercan Boğazı'na iniyor. Şu anda görüyorsunuz. 1938 yılında Çağlayan, Kılıçkaya, Maçur, Erzincan'a bağlı köylerden çoktan buraya getirilmiş 90 insanın katledildiği yer. Anısına böyle yapılmış burası. Buranın adı Zini Gedi. Her yıl burada törenler yapılıyor. Evet, şu anda karşımızda Zini Gedi'nin çıktıktan sonra Mercan Vadisi'ndeyiz. Alt tarafta krater gölleri. Saatlik bir yol gibi gözüküyor. Bayağı uzak. Ama karşı taraf ovacının düzlükleri gözüküyor şu anda. Evet, sonunda Çifte göllere ulaştık ama bayağı bir ayaklarımız haşat oldu. Şu manzara çok güzel, mükemmel. Hemen önümüzde Mercan Vadisi, Ovacık. Yani bir 2-3 saatlik yürüyüşten sonra evet, Mercan Vadisi'ndeki Çifte göllere geldik. Şu anda suyu kaynağındayız. Birazdan aşağıya geçeceğiz, aşağıdaki göllere gideceğiz. Ama muhteşem bir doğa. Su buz gibi. Evet, şu anda Erzincan'dan sabah çıktık. Dersim'in Ovacık bölgesindeki Çifte göllere geldik. Muhteşem bir görüntü var. Sabah 9'da tam gördüğünüz önümüzdeki şu gedikten tepesindeydik. Evet, tam şurada. Şimdi birazdan tekrar geri döneceğiz. Bayağı bir uzun yolculuk. Evet, gölden su batıyor şuradan.
buradan tekrar diğer taraftan çıkıyor. Evet, ikinci gölden de su batıyor. Aşağıdan çıkacak herhalde. Evet, bu da son gölümüz. Üçüncü göl bayağı büyük, bu da bayağı büyük. Evet. Karşımızda az önce dağda bir şamuğa gördüm. Mercan Vadisi'ndeki göllerden biri, bir diğeri hemen bunun aşağısında. Muhteşem bir göl, yemyeşil.